Şimdi öncelikli olarak çalışmamıza hani bugün ilk dersimiz başlarken kullanacağımız tek bir program var. NotPad++. Bunu internet üzerinden NotPad++'ın hani open source bir editördür. Direkt olarak alıp indirebiliyoruz. İndirdikten sonra bu şekilde karşımıza bir ekran geliyor. Şimdi bunun uygulamasını ben vereceğim. Şey olarak vereceğim. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Zencoding eklentisi ve NPP FTP denilen bir eklenti. Zencoding eklentisi hızlı kod yazmamızı sağlayan bir eklentidir. NPP FTP eklentisi ise, NotPad++ FTP eklentisi ise bizim FTP bağlantısı yapmamızı sağlar ve anlık olarak kod yazmamızı, yani server tarafına anlık olarak kod yazmamızı sağlayan bir özellik, bir eklenti. Bu iki eklentiyi ben nereden indireceğim, nasıl yapacağını anlatacağım. Normalde bir NotPad++'da bir eklentiyi indirip kurabilmek için Plugin Manager bulunur. Plugin Manager'da Show Plugin Manager bölümüne girdikten sonra burada Available bölümünde eklenti ismi aratılıp yüklenebilir. Burada NPP FTP eklentisini de görebiliriz. Updates ve Installed gibi şeylerde de güncellemeleri vesairesini yapabiliriz mevcut eklentilerle ilgili. Şimdi NotPad++'ın şöyle ekranları var. 3 tane ekranı var. Birincisi hani NotPad++'ın NPP FTP eklentisini eklediğimiz zaman NPP FTP Output denilen bir bölüm oluşuyor. Bir de NPP FTP denilen bir FTP panelimiz oluşuyor. Ve FTP panelindeki şu dişliye tıklayıp Profile Settings bölümüne geldiğimiz zaman buraya FTP profillerimizi oluşturabiliriz. Yani birden fazla web siteli, birden fazla çalışma yaparken burayı direkt kullanabiliriz. Burada yaptığımız olay FTP konusunda nasılsın? Yani FTP ne demek onu biliyor musun? Önce onu söyleyeyim. Sunucular arasında dosya transferi yapabileceğimiz protokolün adına FTP protokolü deniyor. File transfer protokolü deniyor. File transfer protokolle bir sunucuya bilgi aktarımı sağlayabiliyoruz. Burada biz dosyaları sunucu üzerinde cloud tabanlı çalışma yaptığımız için FTP kullanmamız gerekiyor. Yani yaptığımız çalışmalarda direkt uzak sunucuyu kullanabiliriz. Yani lokalde çalışmayı ben çok uygun bulmuyorum. Direkt FTP'de çalışıp orada işlemleri yapıp backup'ını alarak ilerlemek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi FTP bölümü de burada şuradaki şimşek işareti, bağlantı işaretine bastığımız zaman da ilgili FTP şeyine bağlanabiliyoruz. FTP paketine bağlanabiliyoruz. Yaptığımız FTP profiline bağlanabiliyoruz. FTP profiline bağlantı sağladığımız zaman burada hata ve okey buton okey verecektir. Eğer hata çıkıyorsa kullanıcı adını ve şeylerin yanlış olduğunu gösterecek falan filan. Bunlara sonra değiniriz. İkinci bölümümüz, esas bölümümüz kodlama ekranımız. Burada sekmeler şeklinde çalışıyor. Sekmelerde ikinci sekmeye geçiyorum ve ben burada direkt kodlamamı yazabiliyorum. Eğer Zencoding'de kurulu ise Zencoding eklentisi şu anlama geliyor. Bildiğin gibi HTML 2.5 yazdığım zaman HTML etiketlerini otomatik olarak ne yapıyor? Oluşturuyor. Bak burada. Zencoding sayesinde oluyor. Mesela öncelikle HTML dilinden biraz bahsedeyim. HTML dili tek yapısına bağlı oluşur. Tek yapısı dediğimiz şey küçüktür, büyüktür, büyüktür, küçüktür ifade karakterlerinin birleşiminde ve etiket ismi dediğimiz şeylerden söz edilir. Aslında bu bir işaretleme dilidir. Genel anlamda tek başına bir dil değildir. Fakat bir işaretleme dilidir. Tıpkı XML gibi. Burada başlangıç etiketi küçüktür, body büyüktürle ifade edilir. Bitiş etiketi de etiket isminin küçüktür, slash etiket ismi büyüktür şeklinde biter. Bu ne demek? Body etiketi anlamına gelir ve arasına yazdıklarımız body etiketin arasına yazılıyor anlamına gelir. Mesela aynı şey için heat da geçerli. Heat'a geldiğimiz zaman hidden etiketinin arasındayız ve arasında meta ve title etiketlerinin olduğunu görürüz. Yani esasında heat arasında yazılan etiket. Yine aynı şekilde title etiketine baktığımız zaman aynı mantalitede oluşur. Yani mesela ben title arasına bir yazı yazmak istesem, title'ı değiştirmek istesem nereyi değiştirmem gerekecek? Şu arayı değiştirmem gerekecek. Yani buraya yazdığım şeyler title arasına yazılıyor.
Ben body arasına bir şeyler yazmak istesem, bu kodu body arasına yazıyoruz desem, nereye yazacağız? Body arasına işte burası body etiketi arası. Ben body arasına tablo oluşturmak istesem table etiketini kullanıyorum. Table tr ve td'lerden oluşur. Tr satırları, td ise sütunları temsil eder. Ctrl D tuşuna bastığım zaman ilgili satırı duplicate yapar. Mesela ben buraya bir şey yazdım. Bir şey. Ctrl D'ye bastığım zaman ne yapıyor o? Duplicate ediyor. Şimdi bir etiketi yazmak istediğimiz zaman Zencoding'de ilgili etiketin ismini yazıp Ctrl E tuş kombinasyonu bastığımız zaman otomatik olarak onu ne yapıyor? Oluşturuyor. Bu XML için de kullanışlı, HTML için de kullanışlı. Aynı zamanda sen bir etiketi 3-4 tane, 5 tane gibi daha fazla, daha hızlı bir şekilde çalışma, yani daha fazla yazmak istesen tek tek elinle yazman, Ctrl D belki yetersiz kalabiliyor. Bunun için de dikkat, mesela ulli etiketi. Ul unordered list anlamına gelen bir listeleme biçimidir. Li de list item dediğimiz bir etikettir. Ben Ctrl D yazdığım zaman ne yapıyor? Ul'un içerisinde neyi oluşturuyor? Bakın şuradaki hiyerarşiyi anlayabildik mi? Ul'un içerisine li yaz. Yani ul büyüktür. Li dediğiniz zaman ul'un içerisine li yaz diyorum. Bakın şimdi hiyerarşiyi. Ul'un içerisine li oluşturuyor. Mesela tekrar bir daha bakalım. Ul'un içerisine li oluşturacağız ve onun içerisine a oluşturacağız. Ul li a. Ul etiketi, li etiketi ve a etiketini böyle bir hiyerarşide yazdım. Ctrl E'ye bastığım zaman ne yaptı? Otomatik olarak bak içi içine oluşturdum. Anlaşıldı mı? Biz a etiketini biliyor muyuz? Ankor etiketidir. Link yapısından. Biz link, hani şuna gitmek için tıklayınız. Evet. Li etiketi list item, ul etiketi listeleme için kullanılan unordered list diye bir şey. Mesela şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ulli a çarpı 10 diyeceğim. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Li'den 10 tane oluştur ve her birisinin içerisine a oluştur anlamına geliyor. Şahane. Güzel değil mi? Bu kadar şeyi yazmak çok zordu ama aslında iki satır, yani şu mantaliteyi. Yani burada aslında bir sintaks, bir regex tablosu, regex mantığı gibi ilerliyor. Zencoding'den kaynaklı bir şey. Tabii Zencoding'in özelliği esasında. Zaman şey yapalım. Önce Zencoding'i mi bilelim? Zencoding şöyle. İnternete mesela Zencoding yazdığın zaman